Evet sevgili arkadaşlar, bugün Düzce ilimizi ziyaret etmemizin aslında iki amacı var. Bunlardan birincisi kurultay sonrası Düzce örgütüne, bize parti meclisine vermiş oldukları destekten ve katkıdan dolayı teşekkür etmek. Düzce'de de Elazığ'da olduğu gibi uzun yıllardır milletvekilimiz yok. Bu ilin fahri milletvekili, gerçi Mahmut Tanal Bey ama onun da bu ile çok emeği var. Ama biz de elimizden geldiği kadar il başkanımızın, örgütümüzün bundan sonraki süreçte yanında olarak destek vererek Düzce'de gerçekten uzun yıllardır hasret duyduğumuz CHP milletvekilliğinin kazanılması için her türlü desteği vermeye geldik. Bu süreçten sonra da ara ara geleceğiz. İkincisi, hemşerilik ilişkisi Elazığ'da yoğundur. İlinizin valisi, Düzce'nin valisi Elazığlı, vali yardımcısı Elazığlı ve Adalet Komisyonu Başkanı da Tunceli'de, benim Tunceli milletvekilliğim döneminde orada ağır ceza başkanıydı. Onları ziyarete geldim. Hem il başkanımızla gidip bir tanışmak amaçlı, hem de geri görevlerinde hayırlı olsun demek amaçlı. Ama tabii 37. olağan kongremiz Türkiye'de iktidarın değişimiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasıyla ilgili, insanlarımızın, yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüyle ilgili, gençlerimizin yeni bir iş imkanlarının yaratılması, yeni kaynakların yaratılmasıyla ilgili, Türkiye'de sorun yaşayan, sistemle sorun yaşayan, hükümetin yanlış politikalarından kaynaklı yaşamları etkilenen herkes için bir umut oldu. Bu umudun devam edebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin dostlarıyla birlikte, Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi dostlarımızla birlikte iktidar olması için bu sürecin her boyutunda olacağız ve katkı vereceğiz, destek vereceğiz. Burada bize görev çok düşüyor. Özellikle il örgütlerimize, parti yöneticilerimize, milletvekillerimize. Ben kurultay sonrası Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettikten sonra Genel Başkanımızdan bir görev istedim, yeni bir görev istedim. Benim genelde parti içindeki görev taleplerim ünvanlı görevler değil. Parti sorumluluğuyla, partinin iktidar olmasına yönelik görev alanı sorunuyla hareket eden bir görev talebinde bulundum. Mesela bizim bölgemizde yine uzun yıllardır milletvekili çıkaramadığımız iller var. Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Mardin gibi. Bu dört ilin sorumluluğunu istedim. Yani bu dört ilin sorumluluğu bana verin. Buranın adaylarının tespiti, seçim kampanya sürecinin yönetimi, sürecin değerlendirmesi ve yönetimiyle ilgili ve biz buralarda milletvekili çıkaralım diye. Gerçekten bugün iktidarın uygulamalarından kaynaklı her gün insanların yaşamı daha da sıkıntılı ve zor bir sürece girmekte. Ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasi olarak, devletin yapılanması olarak her alanda sıkıntılar ve sorunlar var. Devlete yeniden bizim bildiğimiz, bizim tanıdığımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olması için, parti devletinin gidişatına dur demek için, bürokrasinin devlet adamlığı vasfıyla ve kimliğiyle tanımlanan insanlardan oluşması için, insanlara iş, aş, ekmek verilmesi için, gerçekten yeni istihdam alanlarının, yeni katma değerlerinin oluşturulması için, ekonomik sorunların çözülmesi için, dış politikada gerçekten tutarlı bir dış politikanın oluşturulması için, Orta Doğu'da barışın sağlanması için, iç güvenliğin sağlanması için, terörün bitirilmesi için ve ulusal değerler üzerinden bu ülkenin ulusal değerlerini hiçbir şartta ve koşulda tartışmayı aşmamak için, devletimizin üniter devlet yapısı için gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara ihtiyaç duyulmaktadır. Ve biz de bu süreçte partimizin 37. olağan kongresinden aldığımız yetkiyle ve sorumlulukla ve bilinçle hareket edip CHP'nin iktidar olması için elimizden gelen bütün özveriyi, bütün gayreti göstererek CHP'nin inşallah bir dahaki dönem kurultayında bakanlarımızla gideceğiz ve iktidar olacağız. Hepinize de teşekkür ederim. Ya, tabii ki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili zaten kanun çıkarken mecliste bir uzlaşmayla çıktı. Yani bütün siyasi partilerin ortak uzlaşmasıyla çıkan ve kanun, o sözleşme İstanbul'da da imzalandığı için zaten adını da İstanbul Sözleşmesi olarak aldı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin uyum sağladığı ve üzerinde belki de anlaştığı tek kanunla ilgili bugün yeni bir tartışma açmak, yorum yapmak, değerlendirme yapmak hiç doğru bulmuyorum. O anlamda zaten kadın kollarımızın da sanıyorum bugün bir değerlendirmesi oldu. Kadın kollarımız da Türkiye genelde İstanbul Sözleşmesi'nin sahiplenmesi anlamında destek verdi. Ve gerçekten de kadın haklarının, insan haklarının daha yoğun yaşanabilmesi için bu tür çıkan kanunlarımıza destek olarak hatta bunların daha da geliştirilmesine katkı vermemiz gerektiği düşüncesindeyim.